Boston Güzel Sanatlar Müzesi'ndeki galeriyi geziyoruz. Burası 17. yüzyılda Hollanda'da yapılmış pek çok tabloyla dolu. Bu duvardaki tabloların tamamı manzara resimlerinden oluşuyor. Hollandalı sanatçılar o dönemde etraflarındaki dünyayı sık sık inceler ve resimler çizerlerdi. Ancak bu resimlerin her biri birbirinden farklı çünkü her sanatçı kendi stilini işin içine katmış. 17. yüzyılda Hollanda'da sanat piyasası çok büyüktü ve rekabet gerektiriyordu. Sanatçılar da farklı olmak ve öne çıkmak için çabalıyordu. İnsanlar nasıl ki mobilya ve kıyafet satın alıyorsa tablo da satın alıyordu. Ayrıca pahalı ürünler ve baharatlar da ticareti yapılan mallar arasındaydı. Bu konu Hollandalıların evlerini ziyarete gelen yabancıların dikkatini çekmişti. Örneğin Fırıncıların evine gidip de 100 kadar tabloyu duvarda gören bu konuda şaşkınlığını belirten gezginlerin gezi yazıları var. Sanat tarihinde tabloları sipariş edenlerin genelde seçkinler veya zenginler olduğunu düşünürüz. Mesela kiliseler, soylu sınıf, krallar vesaire. Ama Hollanda'da tablo satın alan sınıfın başında tüccarlar sınıfı geliyordu. Tabi bu tüccarlar küresel ticaret ve kurdukları çeşitli iştirakler sebebiyle epey zengindi. Fazla fazla kazandıkları paranın bir kısmını da dekorasyon amacıyla bu tabloları satın almak için kullanıyorlardı. Hollanda temelde Protestan bir ülkeydi. Yani kilise o kadar çok sanat eseri siparişi vermiyordu ve sanat hamiliği yapmıyordu. Dolayısıyla Hollandalı sanatçılar sipariş üzerine değil, ekmek parası kazanmak için, piyasa için üretim yapıyordu. O dönemde sanat eserlerinin çoğunun açık piyasada alınıp satılması ilk defa gerçekleşiyordu. Tabii sanat hamisi olmadan açık piyasa için eser üreten sanatçıların çektiği bazı zorluklar vardı. Mesela sanatçılar eserlerini kimin satın alacağını, hatta resimlerin satılıp satılmayacağını bile bilmiyorlardı. Bazen de sanatçılar eserlerini galerilere ya da sanat tacirlerine satar, onlar da eseri başkalarına satmaya çalışırdı. Dolayısıyla sanatçılar her zaman alıcıyla temas içinde olmazdı. Evet, o dönemde tablolara olan talep artıyor. Tabloyu yapan sanatçıların sayısı artıyor. Bu da rekabeti tetikliyordu. Başta da söylediğim gibi sanatçılar eserlerini satabilmek için farklı olmak zorundaydı. Ekrandaki tablo, sanatçının sanat piyasasına bu anlamda nasıl uyumlandığının çok güçlü bir örneği. Sanatçı Jan van Goyen genelde manzara tabloları yapardı. Konusu şehir merkezinden uzak sayfiye yerleriydi. Ama bunu manzara tablosu yapan başka sanatçılara göre çok farklı bir biçimde yapardı. Duvardaki diğer tablolarla bunu bir kıyaslayalım. Goyen'in tablosuna kahverengiler ve sönük maviler hakim. Kahverengi kullanımı burada epey yenilikçi. Ön kısımdaki kahverengiler aslında alt katmanlar. Buna teknik olarak alt resimleme ya da underpainting deniyor. Ayrıca bu tabloda dokuları da hissedebiliyoruz. Örneğin şu tepede fırça darbelerinin ileri geri gidişini görebilirsiniz. Sanatçı ıslak üzerine ıslak tekniğiyle becerisini kanıtlamak istemiş. Kendisi resmin hemen bitmesini isteyen, çok fazla katman uygulamayan bir sanatçı. Böylece tablo yapma zamanını kısaltarak ve kullanılan malzeme sayısından azaltarak ekonomik açıdan kara geçmeye çalışmış. O dönemde sanatçılar marka yaratmaya da çalışıyordu. Zira yaptıkları şey birer sanat eseri olsa da aslında bundan ekmek parası kazanıyorlardı. Bu sebeple çok fazla pigment satın almamak ve tasarruf yapmak için pek çok sanatçı belli başlı renkleri kullanıyor, ayrıca popüler olan konuları tekrar tekrar resmediyordu. Goyen de bu yaklaşımla pek çok tablo yaptı ve tabloları düşük fiyata satsa da iyi gelir elde edebildi. Neredeydi hatırlamıyorum ama bir yazı okumuştum. Hollandalı sanatçıların haftada iki tablo yaptıklarını söylüyordu. Evet, bazı sanatçılar düşük fiyata fazla tablo satarken, bazıları da tam tersine az sayıda tabloyu yüksek fiyatlara satıyordu. Her iki strateji de yerine göre fayda sağlıyordu. Tabii bu bahsettiğimiz piyasa çok geniş. Yüz yıllık bir zaman dilimini ve neredeyse 5 milyon tabloyu kapsıyor ve tüm bunlar Amsterdam gibi ufak bir şehirde gerçekleşiyor.